Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golver.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ve e, sevgili dostlar, sevgili kardeşler. E, kanalımızı 25.800 yaptığınız için teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> 25.900 yaparsanız da inşallah Konya maçında da galibiyet elde ederiz. Hani e, totem var. Bir eğlence amacıyla yapıyoruz arkadaşlar hani ters gelmesin size ya da tuhaf gelmesin. Sadece düşüncemiz bu. Güzel oluyor. Bizler için de eğlenceli bir etkinlik oluyor. Hani ben sadece bunu düşündüğüm için söylüyorum. Ee, her açıdan baktığınız zaman güzel bir gece yaşadık ve 26 Ağustos Cuma günü gayet güzel geçecek hepimizin açısından. Fenerbahçe Avusturya Viyeni sahası Kadıköy'de 4-1 mağlup etti. Ve toplamda 6 birlik skorla Avrupa Ligi'nde gruplara kaldım. Ben 7-0 ya da 4-1 biter dedim. Yani 7-0 imkansız ihtimal vermiyorum ama 4-1 dedim. Allah'a çok şükür ikinci kere de bilmiş oldum. İsmail Yüksek'in 12. dakikada golü. 44'te İrfan Can Kahveci'nin arka direkte tamamladığı gol. Marvin Martins'in 45'te attığı gol. 45 arttı daha doğrusu. İrfan Can'ın 70'te inanılmaz güzel golü, 79'da Mert Hakan yandaşın e, Malkoçoğlu'nun saplanmış kılıcı, kılıcı sadece Malkoçoğlu'nun oğlu olarak işte şunun bunun şey olarak e, çıkartan şey gibi o golü kılıcı daha doğrusu kılıç misali o golü taştan çıkarmasıydı da. Skor 4-1 olmuş oldu. Fenerbahçe 10 günde 4 maç yapıp 16 gol atıp 4'te 4 yaptı. Ve 4 gol ortalamasıyla 4 maçı bitirmiş oldu. Şifre 4. Pazartesi gününe kadar 25.900 yapalım. Yani pazartesi gününe kadar hatta şöyle altyapı bir altyazı vereyim. Pazartesi gününe kadar 25.900 yapalım. Konya maçında da rahat olun. Bakın 5'te 5 nasıl oluyor? İzleyin. PFDK Fenerbahçe Adana Demirspor maçındaki saha olayları nedeniyle 56.000 TL para cezası vermiş. Bunda maç günü vermiş. Ama maçtan sonra vermiş herhalde. Yani maçtan önce verip de moralimiz bozmamış. Gerçi e, muhtemelen Fenerbahçe kazandığı için onların morali bozulmuştur ama olsun. Pendik Spor Fenerbahçe altyapısından yetişen 2003 doğumlu Sabek, Ruhan, Arda, Aksoy ve 2004 doğumlu Forvet oyuncusu Umut Yaşar Keçeci ile sözleşme imzalamış. Arkadaşlar altyapı e, bu şekilde işliyor. Yanlış anlamayın bak futbolcularla profesyonel sözleşme imzalıyorsun 3 senelik. Sen imzalıyorsun 3 sene bittiği zaman hop yeni sözleşme imzalamıyor başka takıma gidiyor. Şöyle oluyor böyle oluyor ama... Futbolcuyla bırakıyorsun başka takım 3 senelik sözleşme alıyor Bu hususu açıklamam lazım. 2004 doğum ne demek? 18 yaş demek. 2003 doğum ne demek? 19 yaş demek. Futbolcuyla bırakıyorsun Pendik Spor 3 senelik sözleşme alıyor Anladınız mı? Sen madde koyuyorsun işte 3 sene içinde geri alabilirim satılırsa şöyle önceliği var böyle önceliği var ya da pay maddesi diyeyim. Diyelim 2 sene müthiş bir performans sergiledi. Sen Fenerbahçe'ye geri alıyorsun bu şekilde de daha kolay e, işleyiş oluyor. Fenerbahçe Avusturya maçının bu arada en iyi 5 futbolcu reytingi de açıklanmış. İrfan Can Kahveci'ye 10 vermişler. Miguel Crespo 9.27. Hani maç sonu anketinde Crespo niye yok diye de şaşırdı birçok taraftar ama e, şey yapmayın. Rossi, Diego Rossi 9.14. Şimdi ben bunları puanladığım zaman kızacaklardı. Luan Perez 911. Bence 10 olması lazım. Luan Perez neredeyse kusursuz oynadı. Mert Hakan yanında 8.85 ama hani attığı gol gerçekten 8.85'i getirdi. Yoksa sonradan girdi. çok kısa süre oynadı. Şimdi Fenerbahçe Avrupa Ligi gruplarına kaldığı için 3.6 milyon Euro'yu kasasına koydu. Cıkka para. 3.630.000 Euro tam parası. Bu sezon toplam 9 resmi maçta 24 gol atıp kalesine sadece 9 gol gördü. Düşünün ya yani, 9 maçta 33 gol. Her maç üst. İddiacılar yaşadı. Peki Jesus yönetiminde Fenerbahçe'nin karnesini verir misin hocam? Tabii ki de 9 maç. 5 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet. Şimdi lig 36 maçlık bir periyot. Doğru muyum? Bunu lige vuruyorum. Yani 9'u 4 ile çarpınca 36 yapıyor. 5 galibiyetini ne yapar hacı abi? 15 puan yapar. Artı 3 beraberliğini ne yapar? 3 puan 18. 18'i 4'den çarptığın zaman 72 puan yapıyor. 72 puan seni şampiyon yapar mı? Çok zor. Ama şöyle bir şey yapalım. 9 maçta galibiyet sayısını 6 yapalım. 6 kere 3 18. Beraberlik sayısını 2 yapalım. 18, 2 daha 20 bir mağlubiyet olsun. Bunu dörtten çarptığın zaman 80, 80 sene şampiyon yapar. Onu da belirtelim. 24 gol atılıp 9 gol yenilmiş. Ama bu maçlardan mesela Ümraniye maçı bir hakem rezaleti bence. Bana kalırsa böyle bir rezalet. Dinamo Kiev'le ilk maç yine hakem rezaleti. İkinci maç yine hakem rezaleti. Baktığınız zaman böyle bir durum var. Üçüncü beraberlik kimler lan? Üçüncü beraberlik kimle ya? Neyse Slovaçko ile falan filandır herhalde diyeceğim de biz onları da iki maçta yendik diye hatırlıyorum. Ha ikinci maça asılmadık 1-1 bir bir bitti tamam. Öyle yani asılmadığın için. Şimdi Fenerbahçe üçüncü torbadan e, giriş yapacak. Niye üçüncü torbadan? Bizden düşük puanlı Trabzonspor ve Gent'i eleyen Omonia takımlarının gruplara kalmasıyla birlikte üçüncü torbaya yükseldi Fenerbahçe'nin. Gent maçı kazansaydı puan Fenerbahçe'den yüksekti. Onlar ikinci torbadan Fenerbahçe dördüncü torbadan girecekti. Yani iki takımın da etkisi var Fenerbahçe'nin bu torbada olmasında. Şimdi Fenerbahçe üçüncü torbadan girecek. Türkiye saatiyle 13'ten itibaren falan. 8 Eylül, 15 Eylül, 6 Ekim, 13 Ekim, 27 Ekim ve 3 Kasım. Yani Kasım ayının 3'üne kadar bitmiş oluyor UEFA grupları. Dünya Kupası'na kadar hani şu kadar resmi maçımız var falan diyordum ya. Onu da düzenlemiş olmuş olduk arkadaşlar. Fenerbahçe maçları dediğin zaman güzel bir sıralamaya dizmiş oldun. Yani orada 6 tane maç ekleyeceksin. Konya 1, Kayseri 2, Alanya 3, Beştaş 4, Karagümrük 5, Ankara Gücü 6, Başakşehir 7, İstanbul Spor 8, Sivas 9, Giresun 10. 6 tane de Avrupa maçı. 16. Türkiye Kupası maçları muhtemelen Dünya Kupası'ndan sonra olur diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin falan dahil olması. <laughs> Dünya Kupası'na kadar 16 maçımız var olarak hesap edebilirsiniz. Sevgili arkadaşlar. Şimdi. E, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki şeyini de söyleyeyim. Avusturya-Viyana maçına ilişkin puanlama yapacağım ama. Şimdi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki torbası şu bu dört torbadan e, sanırım Trabzonspor'un gelme ihtimali yok aynı ülke takımı sayıldığı için aynı e, çeyrek final öncesi gelemiyor sanırım yani aynı ülke takımları gelmiyor diye biliyorum grupta böyle sayıldığı için kural gereği <laughs> yani bana kalırsa şu birinci torbadan Kızıl Yıldız gelse, ikinci torbadan Karabağ gelse, Azerbaycanlı kardeşlerimizle de görüşmüş oluruz. Üçüncü torbadan zaten biziz. Dördüncü torbadan ya ben Kopenhag dedim, Helsinki kast şey yap Helsinki gelsin diye. Yani o ligin takımı diye. Ama dördüncü torbada kim gelmesin dersen Zürich ve Nantes bir de Union Union küfür takımı gelmesin. Union Berlin. Onun dışında ne bileyim Omonia, Larnaka, Helsinki. Ha Sturmgras şey tamam. Bunu demek istedim. Pardon Galatasaray'ı bunlar hazırlık maçında yenmişti. Bunların bize UEFA'da çıkma ihtimali vardı. Ee, yani Roma, Manchester United, Arsenal, Lazio. Ya bunlardan biri gelmesini isterim. E, açık söyleyeyim. Yani Braga, Kızıl Yıldız Kiev Olimpiyakos'tan biri ama Kızıl Yıldız gelirse daha mutlu olurum. İkinci torpadan e, Ren'in gelmesini istemem. Malmö vesaire vesaire. Yani siz de bir söyleyin bakalım size göre kim gelecek. Şimdi müsabaka sonrasında şöyle bir şey var. E, Jesus'un konuşmaları var. Taraftarımız para verip buraya geliyor. Biz onları mutlu etmek istiyoruz diyor. Bu arada bazı açıklamalarını da ekrana vereyim. Siz de okursunuz bir taraftan. 3 günde bir maç yapınca oyunculardan verim alamazsın. Ben tüm oyuncularıma güveniyorum. O yüzden rotasyon yapıyorum diyor. Mesleğindeki tek endişem taraftarları mutlu edememek. Çünkü onlar para harcayarak stada geliyorlar. Onlara güzel bir gösteri izletmek istiyoruz. Hem kalitemizi ortaya koymak hem de kazanmak güzel. 11 kişilik takım kurmuyorum. 22-23 kişilik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularıma güvendiğim için bu rotasyonu rahatlıkla yapabiliyorum. Ana hedefimiz lig şampiyonu ama Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Kulübün taraftarının büyüklüğüne baktığınız zaman da Fenerbahçe'nin Avrupa'da yukarı sıra, sıralarda olmak için kapasitesi var diyor. Hani bunun haricinde de e, Dinamo Kiev maçı boğazında bir düğüm gibi kaldı. Bu ihtimali düşününce Avrupa Ligi'nde tekrar oynamak isterim diyor. Bu sefer hakem de elimizden alamayacak demek istiyor herhalde. Ben her zaman daha fazla gol isterim. 2 attıysak 3 olmalı, 3 attıysak 4 olmalı. Hep daha fazlasını istiyorum diyor. Hani biz kazanmak önemli ama onlara gösteri sunmamız daha önemli diyor taraftarın. Kupa Libertadores'i kazandım. Evet çoğu başarıyı elde etme fırsatım oldu ama Avrupa Kupası'nı finalde kaybettim. Kariyerimi UEFA organizasyonlarından bir kupa eklemeden sonlandırmak istemiyorum demiş. İnşallah Fenerbahçe'de nasip olur o kupa. Fenerbahçe'ye finansal şartlarımı daha iyi hale getirmek için gelmedim. Hani şeyciler var ya, Flamengo'ya kaçacakçılar. Onlar duysun. Portekiz'de kazandığımdan daha az kazanıyorum burada. Ben Fenerbahçe'ye de taraftarların ve oyuncuların sevgisini hissettim. Bunu görmek beni işime aşık ediyor demiş. Aynı şekilde ben de öyle arkadaşlar. Yani insan işine aşık olduğumuzu daha bir farklı yapıyor. Hatta şu temizlik görevlisi bir abimiz var. Düğünlere falan gidip son dönemde oynadığı falan çıkıyor ortaya. Ya hayat dolu, enerji dolu. Hayat Allah Rabbim enerjisini almasın. Bize böyle insanlar lazım. Yaptığı işi severek yapacak, keyif alacak insanlar lazım. Diyor ki: "Jesus, büyük önceliğim Süper Lig şampiyonluğu. Ben buraya Süper Lig şampiyonluğu için geldim. Avrupa Ligi hedefiyle gelmedim. Ama bu turnuvada mümkün olursa ileri gitmek istiyoruz. Henüz istediğimiz seviyede değiliz. Taraftarın bir forvet beklentisi var ama Elimizdeki forvetlerde performansını çok arttırdı. Bu doğru yolda olduğumuzu gösteriyor diyor. Şimdi Avusturya Teknik Direktörü'nün söylediğini de söyleyeyim de futbolcu değerlendirmeye geçelim. Diyor ki Fenerbahçe'nin UEFA'da ciddi bir rolü olacaktır. Çok sistematik bir oyunları var. Ritimleri tutuyor. Fenerbahçe son 30 dakikada oyunu domine etti. 4 gol yemek hiç de hoş değil. Fenerbahçe uluslar arasında zirve bir takım. Hem kişisel olarak oyuncuları genel takım kadrosu olarak zirvedeler. Kendimiz onlarla ölçebileceğimizi düşünmüyorduk ama gelişmemize çok yardım ettiler. İki maçlık güzel bir tecrübe oldu diyor. İrfancan gol sevinciyle ilgili Burak antrenmanlarda koşuşumun taklidini yapıyor diyor. Hani koşumun taklidini yapıyor demek istiyor herhalde. Abi gol attıktan sonra bunu yapsana dedi. Alioski de atarsan beraber yapalım dedi diyor. Ben de iki kere attım diyor. Üç kere attım da bir tanesini saymadılar. Şimdi ne güzel bir takım olduk değil mi? futbolcu değerlendirme vesaire şeyi var. Ee, bu arada toplu oynamada %65'e 35 oynadığımızı bir kez daha hatırlatayım. Sadece 7 faul yaptık maç boyunca. Rakip 12 faul yaptı. 2 sarı kart yedim. 2 kez offside'a düştük. Rakip 8 kez offside'a düştü. Çok ilginç. İlk defa bu kadar çok offside görüyorum. Hem de üçlü savunmaya rağmen. Hani yer yer beşliye dönülmesine rağmen. Demek ki o taktikteyiz. 6 korner kullandık. Şimdi maçın Kişisel olarak değerlendirmek yerine şunu söyleyeyim. Takım üst düzey bir mücadele sergiledi. Crespo ilk yarı bence sahanın en iyisiydi. Oyuncular değişse de takımın temposu oyun pek fazla değişmedi. Fenerbahçe rakibi kenardan dövdü. Önde bastı. Yani Fenerbahçe'de şu anda herkes skor tehlikesi taşıyan bir rol üstlenmiş durumda. Takımda sürpriz bol, seyir zevki yüksek. Yani bir forvet bir de kaliteli stoper alırsan sezon müthiş geçer. Crespo oyunun her iki yönlü de çok iyi oynayabilen bir futbolcu. Devamlılığı olan harika bir futbolcu. Hani Sporting Lisbon 12 milyon euro istiyoruz diye ağlıyor. Bu futbolcunun en az ederi 15 ve üstüne de ekliyor. Sakatlıktan döndükten sonra resmen sürünüyordu. Ama şimdi çok iyi gidiyor maşallah. Olayın bir de bu boyutu var. Yine devam edelim. İlk yarı golden sonra izleyenler vardır muhtemelen. Hani Fenerbahçe'nin bir sıfırından sonra. Ki bizim İbrahim mesela golden sonra daha dikkatli izledim. Lemos, Henrique... Hani elle tutulur bir tarafları yoktu. Beğenilir bir tarafları açık söyleyeyim. Yani savunmayı geride kurdular. Yediğimiz golde adam paylaşımı sıkıntılıydı. Ee, hani Luan Perez bence müthişti. Crespo müthişti. Osai iyiydi ama... Son top tercihlerinde o sayının biraz daha dikkatli olması lazım. Zaten son top tercihlerini müthiş yapsa Fenerbahçe'de 35 dakika durmaz. Serdar Dursun maçın içine çok girmedi gibi gözükse de çok fazla alan açtı. Elimizdeki tek Türk forvet eşek gibi kadroda tutmak zorundayız. Eşek gibi de muhtaçız. Hocam öyle de deme başka futbolcular da alabiliriz. Şöyle yaparız böyle yaparız. Arkadaşım ne gerek var başka futbolcu almaya? Kimi alacağım? Biz rakibi 4-1 yenmişiz. 4-1 yendiğimiz maçın akabinde çıkmışsınız Serdar Dursun'un bilmem şöyle küfür, böyle küfür. Bunu gönderelim ya. Kimi alacağız? Çok bilmişlik taslıyorsunuz. Kimi alacağım? Yani kimi alacaksın abi? Bitti. Ha bu Serdar Dursun öfkesini de anlamıyorum, nefretini de anlamıyorum. Hocam forvet olarak çıkıyor, gol atamıyor. Ya her forvetin her e, futbolcu şeyinin, e, ne diyeyim profilinin hepsi birbirinin aynısı değil ki. Hepsi birbirinin aynısı değil. Ya az oyuncu kavramı yok bu adamın. Jesus'un az oyuncu kavramı yok. Ara o mesela sorsan kesin banko futbolcu diyorsun. Yok. Baktığın zaman mesela dünkü Crespo'yu mu oynatırsın? Konya maçında Arao'yu mu oynatırsın? Hangisini oynatırsın? Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir teknik direktörüm var. Ha Serdar Dursun'a da mecbur muhtaçsın. Bazı arkadaşlarımız anlamasa da kafaları basmasa da belli sayıda Türk futbolcunun olmak zorunda. E kimi tutacağım formatı? Thiago Çukur'u izledim ben çok iyiymiş. Nerenle izlediysen bir daha oranla izleme. Ya iki maçtır. Rezerv lig maçına bakıyorsun. Rezalet. E buna mı 250 bin euro verildi? Bundan bir sürü var diyorsun. Neyse. Luan Perez. Bence çok güzel gidiyor. %5, %5 arttırıyor. Şu an %60'larda. %100 olduğu zaman müthiş olacak. E, Serdar Aziz'in dönüşü. Belki bir stoper takviyesi. Belki iki stoper takviyesi yani. O manada söylüyorum. E, yeni forvet transferi. Joao Pedro'nun işin içine girmesi. Ve takım rayına oturmuş durumda. Bu arada e, arkadaşlar biz her maç bir üyemizi... Bizim bir kombinemiz var. İstediğim anda e, ben de gidebilirim ama gitmek istemiyorum bu sezon. Bizim kombinemiz her maç bir üyemize hediye ediliyor. Her maçta bir üyeyi stadyuma gönderiyoruz. En az bir üyemizi. Bazen iki gönderdiğimiz oluyor. E, bilginiz olsun. Yani bazı şeylere bir totem yapıyor mu dersiniz, başka bir şey mi dersiniz? E bu giden kardeşimiz Tolga gitti mesela bu hafta Tolga'yı gönderdik. Tolga hem Avrupa maçı izledi hem keyifli maç izledi. Hocam Arda Güler bu aşver Arda Güler öyle hocam çok iyi oynadı falan diye. Ezgican Alioski'ye geçelim. Alioski fiyat performans olarak güzel gidiyor. Bedelsiz kiralama. Maaşının bir kısmını Arap takımı ödüyor. böyle giderse de yani böyle giderse de olacakları siz görün. Spiker Alp Özgen de söyledi. Atilla Salahi normalde Esame listesinde ilk 11'de idi. Ancak birdenbire çıkarıldı. Lemos eklendi. Normalde Lemos yoktu. Ama Lemos eklendi. Ee, biliyorsunuz Zenit teklif sunuyor. İlk tekliflerin üstüne çıkıldı. İlk teklifler 16 milyondu. Ee, 16'ın üstüne 3 eklediler. 19. Bonuslarla birlikte 2. Yani 21'e kadar çıkmışlar. Öyle diyorlar. Ama bakalım ne olacak. Şimdi ben şey dikkatimi çektim. İki şey dikkatimi çekti. Bir, Jesus idmanlarda bile geri pası yasakladı diyorduk. Hani ben de bunu haber olarak, duyum olarak veriyordum ya da e, yorumcular yorum olarak, duyum olarak veriyordu. Hakikaten dikkat ettiniz bilmiyorum. Hani oyunu falan durduruyor geri pas verildiğinde diye. Abi dikkat edin. Gerçekten böyle bir olay var ya. Hani oyuncular imkan dahilinde hemen hemen her durumda ileri oynuyorlar. Bey ne işlemiş bu güzel. Ümraniye maçından itibaren orta saha kurgusunu da değiştirdi. Zeki bir hamleye büründü. taktik olarak, oyun planı olarak esnek davranıyor. Bazen adam çok iyi teknik direktör dersin ama inadı minat der. İçin içine eder, gider. Yani bu esneklik olmayınca. ama başarılı olmaz zaman gösterir ama her futbolcudan faydalanmak istiyor. Şimdi Türklerle ilgili söylediğimi bir kez daha tekrar ediyorum. Bugün Türk milli takımına Fenerbahçe müthiş bir iskelet hazırlıyor. Şu saydığım isimlerin hepsini alabilir mi Türk milli takımına? Hepsini alabilir mi? Sayayım. Altay Bayındır. 1. Serdar Aziz. 2. Ferdi Kadıoğlu. 3. İsmail Yüksek. 4. Emre Mor. 5. İrfan Can. 6. Mert Hakan. 7. Arda Güler. 8. Serdar Dursun. 9. Yani birileri beğenmese de, birilerinin zoruna gitse de, kanına işlese de, kanını böyle sulandırsa da, milli takımın as forveti Serdar. Ya yani düşünün Serdar Bayındır'ı kesebilen bir forvet yok. As forvet. Enes Ünal şöyle böyle. Enes Ünal'ı Fenerbahçe'ye ister misiniz? İstemezsiniz. Öbürü ne? Umut Bozuk. Umut Bozuk'u Fenerbahçe'ye ister misiniz? Mesela Serdar'ın üstüne kafa kafaya değişsin desek. 4-1 kazandığı maçın ardından bilmiyorum. Ben Benim Fenerbahçelik anlayışıma çok çok tersim. Şimdi e, bunu da söyledik. Rakip Dellali'yi almış, Icardi'yi almış. Hocam onu da bir değerlendir. Ya Icardi, Dellali benim gözümde söğüş transferi. Ununu eleyip eleğini asmaya yakın ya da yatkın olan futbolcu transferi gibi geliyor. 4 milyon euro vereceksin, 3 milyon euro vereceksin. Bak Fenerbahçe'nin 16 maçı kaldı diyorum. Dünya Kupası arasına kadar. Bu Galatasaray için, Beşiktaş için 10 maça düşüyor. 10 maç. 10 maçın ki bay haftaları bayağı ileride olacağı için bir üçünü zaten kafadan kaçırmış olacak futbolcular. Alınan iki futbolcu da eğer alın, alındıysa ya da alınacaksa. Üçünü dördünü kaçırsa altı maç kalıyor. Sonra Dünya Kupası arası. Yani bilmiyorum bana fiyat performans olarak mantıklı gelmiyor. Bir de Galatasaray için çok mu elzem? Zaten Mertens'e şuna buna parayı bayıldın. Mantıklı değil. E Beşiktaş Kartal Kayra'yı göndermek gibi bir salaklık yaptı bana kalırsa. Ya o çocuğun üstünde dur. Beştaş Della Ali'de gelse, başkasında gelse bir futbolcuna, iki futbolcuna beş tane şampiyon olma ihtimali imkansıza yakın. Üç tane Türk oynatmak zorundasın. Serdar Saatçi'yi falan şey yapmışsın neydi onun adı? Kadro dışı bırakmışsın etmişsin. Üç tane Türk. Umut Meraş zaten öbür masoğa konuşundu bunu kesemez. O oynadığın kul var malum. Şu rakip seviciliğini bırakın da biraz Fenerbahçeli olun. Olmaz mı? Puanlamayı da yapalım. Aslında duyumlar da var da puanlamayı yapalım. Video çok uzun oldu. Hemen puanlamayı yapıp bitirelim. E, Altay Minder 10 üzerinden 5 veriyorum. 7 gol inanılmaz hatalı. Lemos inanın 3. Bak geriden oyun kurma özelliğinden dolayı 4'e çıkarıyorum. Yani ayağını iyi kullanıyor. Oyunun yönünü değiştirebiliyor. İyi pasör. Yani neredeyse sıfır pas hatasıyla oynadı. E, ama 4. Gustavo Henrique 3. Olması gereken iki pozisyon var. Lemos'tan Gustavo Henrique'nin orta açıldı. Kafayı vurdurmayacaklardı orada. İyi eşleşme yapacaklardı. Başka onun dışında rakip gelemedi ki doğru düzgün. O sayı Crespo, İsmail Yüksek adamları boğdular. Gelemedi ki. Luan Perez 10. Alioski 10. Alioski gol atmak dışında hepsini yaptı. Hocam yediğimiz golde hatası vardı. Tabii yediğin golde ne yapacak? Adamın içine mi girecek? Taca atıyor hızlı bir şekilde son çizgiye kadar. Adam bir tane yani adam eşleşmesi o kadar yanlış ki. Topu ki atıyorsun içeride bir tane adam var. 3 kişi 4 kişi kimi tutuyor bir bakın. İsmail Yüksek tartışmasız 10 attığı golde bayağı güzel oldu. Crespo 10. Osayi Samuel son toplarda bitirici pasını veremedi. Evet. Ama o kadar savunma da hamle yaptı ki o kadar kritik iş yaptı ki asist gol üretememesine rağmen ben 10 veriyorum. Ben 10 veriyorum. İsteyen de istediğini düşünebilir. Onu da söyledim. Rossi, İrfan, Serdar Dursun. Serdar Dursun'a 8 veriyorum. Çok güzel boş alanı üretti. Rakip savunmayı çok güzel sürükledi. Gol attı mı? Yok. Her şey gol mü? Yok. Yani her şey gol mü? Yok. Ama gayet de iyi bir şekilde mücadele etti. İrfan Can 2 golden dolayı 10 vermesek ayıp olur. İki gol dışında sahada var mıydı? Çok yoktu ama İrfan Can orada oyun kurulubuna yardımcı oluyor. Rossi gol asisti var mı? Bir tane asisti var. Ben ona da onu veriyorum. Çırpındı, etti, koştu, etti. Arkadaşlar son maçlarda saçmalayan Rossi yok farkındaysanız. Bu arada rakip de 3-5-2 oynayan bir rakip. Yani iki forvetini bizim 3 savunma cık. Luan Perez tek başına orayı perte çıkarttı. Onu da söyleyeyim. Sonradan oyuna giren Mert Hakan Yandaş'a ben puan 7 vereyim attığı golden dolayı. Arda Güler bir şutu vardı. Biraz daha köşeye vursaydı bence gol olabilirdi. Yine de 6 verelim. Annesine de tekrardan geçmiş olsun. Valencia 10. <laughs> Hiçbir şey yapmadı Valencia. Atilla Salahi ve Valencia'ya bir şey diyemem. Valencia Ad Salahi elveda gibi oynadı sanki. Emre Mur'da puan veremiyorum arkadaşlar açıkçası. Güzel bir galibiyet oldu. Hakkımızda hayırlısı olsun. Dolu dizgin gidiyoruz. Şimdi iş transfere şuna buna kalıyor. Berisha'nın bugün sabah saatlerinde yani saat 10.30'da bu videoyu izleyeceksiniz. Almanya'ya gidip orada bir takıma gideceğine dair de iddialar, duyumlar ortaya atılmış. Yani uzun zamandır beklediğimiz gelişme olacak gibi. Maxi Gomez transferinde bugün Cuma. Bence artık bugün Dananın kuyruğu kopmak zorunda bir ikincisi. Arkadaşlar zaten 1 Eylül'e kadar Avrupa'da transfer şeyi bitiyor döneme. Mecbur evrakların yetişmesiydi, şuydu bu da 4-5 gün içinde bitmek zorunda. Hani ben desem ki 4-5 güne Fenerbahçe Maxi Gomez'i bitirecek desem yalan söylemiş olmam. Siz dediğim, siz de yalan söylemiş olmazsınız. Çünkü 4-5 güne bitiyor zaten. Ama yönetim artık vermeyi istiyor. Hani satın alma opsiyonunu vereyim, yeter ki göndereyim diyor. Yani futbolcu da çok yanaşmıyor. Eee Dünyaca ünlü bir menajer Gomez'i İtalya'ya götürmeye çalışıyormuş. Sıkıntı çıkacakmış. İzin verdiğimiz yıllık ücreti veriyormuş. Kiralık konusunda anlaşma sağlanmış falan filan diyor. E, Salernitane kulübüne götüreceklermiş falan filan. Emin misiniz o baş duayı olmasın Salernitane'ye gidecek olan? Valla Maxi Gomez'in artık açıklaması lazım. Son olarak da Hudefer bir çağrıda bulunmuş. Sosyal medya üzerinden 2010-2011 şampiyonunun Fenerbahçe dışında başka bir takım olduğunu söyleyen, Fenerbahçe'nin şike yaptığı yalanını ortaya atan, EG isimli şahıs derneğimizin şikayetiyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6222 sayılı kanunun 22. maddesi kapsamında kapsamında idari para cezasına çarptırılmıştır. Derneğimize ihbar edilen veya tarafımızca reysen tespit edilmiş suç içeren tüm paylaşımlar hakkında icra koordinasyon kurduğumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş olup Adli süreçleri yakından takip edilmektedir, diyor Hudefer. Yani 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir. Aksine iddia eden varsa buyursun. defere şikayette bulunabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Lütfen bu videoyu beğenerek, abone olarak başlayın. Kay yani Konya Spor maçına kadar da şeyimizi sürdürelim. İnşallah bugün de güzel bir kura çekeriz. Fenerbahçe taraftarı olarak da mutlu, mesut bir cuma geçiririz. İyi ki bu kanaldasınız. Teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Galibiyetin keyfini çıkarın.